burada neler varmış ya. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Erkan baksana şuna. Nasıl acıkmış. Nasıl emiyorlar değil mi? Ya şu ortama bakar mısınız? İşte benim istediğim hayat bu hayat arkadaşlar. Böyle. Ya. Hay. Hay. Şuna bak oyuncu. Çok tatlı ya. Nasıl mutluluk yani, veriyor insana. Say. Gel. Mutluluk veriyor insana ya. Erkan fotoğraf çekelim istedi. Ne yaptı? Seni mi tırmanıyor? Ay nasıl bağırdı ama. Sadece fotoğraf çekilmek istemiştik. İzin ver. O nasıl cırladı? Çocuk cırlar gibi değil mi Erkan? Çekemedim orayı. Şey kapak fotoğrafı çekecektim arkadaşlar. Neyse şuradan çekeyim. Kaçarken. Of. Nasıl çizdi kolunu? Selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bugün tesadüfen keşfettiğimiz bir köydeyiz. Vekkis tarafında. Bir köye girdik. Aman Allah'ım, inanılmaz kiraz ağaçları var. Sevgili eşim birazdan çekecek bunları videoyu. Çiftçiler bu kirazları satıyorlar. Ama bu iki ağacı kendimiz toplamamıza izin verdiler. Biz de geldik. Bunu toplayacağız. Sonradan çiftçinin evi şu tarafta. Evet, orayı da çekeceğim orayı birazdan. Orayı da çekeceğiz. Çok güzel. Tam bir köy hayatı burası. Köy Aynen. hayatı diyorum ama şehir de 5 dakika aşağıda. O kadar güzel bir yer. Şimdi arkadaşlar biz bugün hava çok güzeldi. Böyle bir çıkalım, gezelim istedik ama rotamız belli değildi. Erkan da dedi ki gel Vekkis tarafına gidelim. Buralar gerçekten çok güzel. Sonra tam böyle Vekkis'in iç tarafına girmeden Erkan dedi bak yukarıya doğru bir yol var, dağ yolu. Gel gidelim bakalım ne var orada. Ondan sonra o yoldan geçerken bir baktık Allah'ım böyle kiraz ağaçları. Bir de İsviçre'de bu tarz aktiviteler de var. Böyle çilek toplama olsun, kiraz toplama olsun çoğu yerlerde oluyor. Mesela kendiniz toplayıp böyle kutularda satın alabiliyorsunuz. Yalnız buranın sahibi bu şekilde istemiyor. Herhalde daha önce çok kötü herkes ağaçları kiraz toplamayı bilmiyor dedi bana. Aynen. Ağaçları kırıyorlar dedi. Evet, ağaçlar dalları falan kırılıyor diye. İzin vermedi ama sağ olsun çok sıcakkanlıydı değil mi Erkan? İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Aynen, hatta para bile istemedi ama yok biz teklif ettik, dedik hani topladığımızı yine verelim parasını falan. İstediğiniz kadar yiyin dedi. Şimdi birazdan sizlere bu çiftliğin ama kutunun parasını vereceğiz tabii ki. Aynen, topladığımızı verelim yani, o kadar da olmaz. Yani. Birazdan sizlere etrafı göstereceğim arkadaşlar. Biz aslında Vekkis tarafını çekecektik yani o göl kenarını falan. Ama bu köy çok güzel oldu yani size. Laf aramızda tam Şengül'ün istediği bir konsept. Bu kirazların satıldığı yere insanlar beklerken kahve içmeleri için sandalyeler koymuşlar. Aynen, birazdan orayı da çekeceğiz. Sizlere birazdan orayı ama da göstereceğim. Zaman? Şimdi... Kirazları toplamadan sonra. Kirazları toplayalım, biraz da yiyelim. Çok güzel arkadaşlar. Sizlere böyle ağaçları çekmek istiyorum. Etrafı göstermek istiyorum. Vallahi bizi çok yani şu her zaman söylüyorum ya köy hayatını çok çok seviyorum diye. Erkan direkt keçileri falan gördü. Dedi ki işte Şengül'ün istediği hayat. Gerçekten benim istediğim hayat. Yani çok güzel. Sahibi de dediğim gibi çok sıcakkanlı. Böyle kesinlikle dedi yiyebilirsiniz, bakabilirsiniz, fotoğraf, video çekebilirsiniz.
Yani. Yani İsviçrelilerden çok beklenmedik bir hareket. Aynen ama gençleri biraz daha şey değil mi Erkan? Yani, böyle çok aşırı daha... ırkçı değil. Yaşlıları biraz sıkıntılı. Gerçi sağ olsun karşı tarafta da yaşlı bir teyze vardı. Arabanızı arabanızı buraya park edin dedi. Bugün şanslı günümüzdeyiz aynen galiba. Neyse arkadaşlar fazla lafı uzatmayayım. Ben de biraz kiraz toplayayım. Daha lezzetli. Evin önündeki kiraz ağacının üzerindeki kirazların konuşamadım. Tam olarak kızarmadığını hani ancak bu hafta tam kızaracağını söyledi. Ama bunlar tam kızarmış. Gerçekten çok da lezzetli arkadaşlar. Eğer yolunuz düşerse mutlaka bence gelin. Sormak isteyen arkadaşlarımız olursa kesinlikle konum atarım. Şu an tadına varıyorum. Vallahi çok güzel. Diyorum ya bugün şanslı günümüzdeyiz. Erkan'ın elleri, emek kokan eller. Bakın böyle bir kutuya topladık. Normalde çiftçi böyle kutulara topluyormuş ve şu ileride böyle bir dükkan gibi bir şey yapmış. Orada satıyor. Şimdi sizlere orayı da göstereceğim. Ay bu arada bir yandan da kiraz dedim böyle ağzım sulana sulana konuşuyorum. Her neyse sizlere biraz çiftliğin etrafını da gösterelim. Ondan sonra da Vekkis'in göl kenarına gideriz. Biraz da orayı çekeriz arkadaşlar. Sizlere biraz çiftliğin etrafını göstermek istiyorum. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Az önce kuzuları çekerken orada iki tane prenses vardı. Gerçi sadece o kadar onları çekmeme izin verdiler. Şu an kendilerini çekmeme izin vermediler. Ama o kadar tatlılar ki anlatamam size. Çok çok sıcak kanlılar. Bu çiftliğin tamamı onlara aitmiş. Yani büyük amcasına ve hepsi burada yaşıyormuş. Buradaki alpakaları da çekmemi istediler. Ve ben de geldim sizlere buradaki alpakaları ve inekleri. Burayı göstermeye geldim. Sağ olsunlar. Çok tatlılar. Deminden beri benimle Türkçe konuşmaya çalışıyorlar. Çok böyle aşırı derecede kalpten... Aşırı derecede sıcak kanlılar. Hello. Bakın bu alpakanın adı Bruce'muş. İsimleri de var burada. Çok tatlılar. Sosis. Evet şöyle sizlere komple göstereyim. Bakın. Çok güzel bir çiftlik. Ya Allah'ım şu kuzulara var ya bittim. Az önce de gösterdik ama... Nasıl tatlısınız? Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi çiftliğin sizlere biraz da diğer taraflarını gösterelim. Topladık gidiyoruz. Evet. Hello. Wow şu manzaraya bak Erkan. Kapak fotoğrafını bence burada çekelim. Gel bir fotoğrafı çekeyim. Kapak fotoğrafını bekle. Arkadaşlar şimdi sizlere biraz da bu çiftliğin etrafını gezdirelim. Şu korkuluğa bittim. Hello. Hello. Arkadaşlar şu kafenin güzelliğine bakar mısınız? Yalnız onun öncesinde sizlere şu tavukları göstereyim. Ya size ne göstereceğimi şaşırdım gerçekten. Allah'ım şu tavuklara horozlara bakar mısınız? Çok çok güzel arkadaşlar. Bakın burada bal satılıyormuş. Yumurta satılıyormuş. Yani bu çiftlikte her şey var. Burada da normalde ekmek satılıyormuş ama şu an ekmek yok. Bakar mısınız şu çiftliğin güzelliğine? Nerede yıkayacaksın Erkan ellerini? Arkada yıkayacağım. Orada hanım şey var. Bak, rahat karşı.
Sen ellerini yıka gel. Ben de arkadaşlara bu tezgahta neler var onları göstereyim. Arkadaşlar şu kafenin güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Böyle bir köy. Burayı da böyle küçük mini bir kafe yapmışlar. Yalnız burada yok yok. Bakın dondurma da var. İsterseniz buradan da böyle servis alabiliyorsunuz. Kahvenizi alabiliyorsunuz. Evet. Burada da bu içeceklerden varmış. Bakın. Şimdi içini açmıyorum. Adam her şeye izin verdi ama şimdi demesin ki bu kadın da izin aldı ama her yeri karıştırıyor diye. Bakın. Gerçekten çok çok güzel. Çok aşırı derecede hoşuma gitti. Yani bu buradan istediğiniz her şeyi alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da gelip buradaki kasaya atıyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Evet biz bir de bunları aldık. Bunu Erkan topladı. Bunu da satın aldık. Evet aşağıdaki keçileri böyle süslemişler. Evet burada bir yerde oturalım. Belki biz de burada oturur bir kahve içeriz arkadaşlar. Sessiz, sakin. Tam böyle bir köyde süper bir kafe yani. Burada küçük bir dükkan varmış. Ya. Evet Erkan beni çağırdı. Burada küçük bir dükkan. Burada bir armut ağacı var, böğürtlen. Evet. Vay. Burası bu arada self servis herhalde Erkan. Yine böyle alıp kasaya bırakabiliyorsunuz. Günün her saatinde gelip. Ne aldın? Kestane balı. Güzel gözüküyor. Ya bir de şey doğal oluyor. Yani köylüler böyle hani inan gerçekten çok doğal ürünler satıyorlar. Aynen. Süper ya. Çok çok güzel. Ne kadarmış kestane balının 250. Fiyatı? 250 gramı 10 frank. Çiçek balı da ne kadarmış? 250 gramı 9, 500 gramı 16. Hı hı. Kestane balından sadece 250 gram satıyorlar galiba. Hı hı. Belki de herkes yiyebiliyor mu kestane balını bilmiyorum. Çok, ben çok seviyorum. Bizim o tarafta kestane balı. Siz kestane balında. Balının diyarından geliyorsunuz. Aynen. Erkan Bey. Evet dediğim gibi alıyorsunuz arkadaşlar ürününüzü ve buradaki kasaya atıyorsunuz. Bakayım burada ne varmış bu buzdolabında. Burada da içecekler varmış. Bu arada sizlere şey göstereyim arkadaşlar. Bakın bu Rivella İsviçre'nin milli içeceği diyebilirim. Bizim ayranımız İsviçrelilerin de Rivella'sı. Şöyle göstereyim. Ya. Ha, mıskır. Ben de kafe krem alayım Erkan. Ne eksik var? Ne? Çıkamıyor. Yok. Kahvemi aldım geldim masama oturdum arkadaşlar. Şimdi Erkan'ı bekliyorum. Eğer Luzern ve etrafında oturan kişiler varsa gerçekten bu çiftliğe bir gelmenizi isterim. Yani eğer Vekis tarafına yolunuz düşerse şöyle bir gelin kirazlarından falan bir yiyin. Ne bileyim bir selamımızı söyleyin. Gerçekten çok tatlılar, çok ilgililer. Diyorum ya çiftliğin her yerinden bir güzellik çıkıyor. Sen orada mı içeceksin? Okay.
Değmeyin keyfime. Şu ortamın güzelliğine. Böyle bir kafe kurmaları inanılmaz güzel olmuş. Ya bir de enteresan olan ne biliyor musun Erkan? Hani adamlar... Ya buraya gelsene ya. Adamlarda canım böyle bir şey kaygısı yok. Para kazanamayız kaygısı yok. Bakın koymuş buraya böyle bir baraka. Kendileri alıyorlar, kendileri ödüyorlar. Aynen, kendin al, kendin öde. Yaptıkları şeyler de çok güzeldi. Aşağıdaki küçük yerden bal aldık. Her şey kendilerine ait. Aynen, aynen. Keçileri, hayvanları arka tarafta. Balları onlar mı yapıyorlarmış? Evet. Oo, süper. Ama zaten çok kocaman bir arazi arkadaşlar. Demin videoda gösterdiğim o alanlar hepsi onlara aitmiş. Alpakalar da bunlara ait. Hepsi buraya ait yani. Aynen, aynen. Ya bilmiyorum, çok güzel bir gündü gerçekten. Bugüne 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben de aynı şekilde. Bu çevreyi o kadar güzelleştirmişler ki ev, bahçe, dükkan, öne kafeterya, yolun kenarına kiraz satılan yer, her şeyi böyle güzel yapmışlar. Aynen. Çok hoş. Yani mesela birçok yere gittik biliyorsun. Ne bileyim böyle işte self servis olan böyle dükkanlar, barakalar falan var. Ama burayı ben ilk defa gördüm bu şekilde yani. Böyle bir kafe yapmaları falan. Bilmiyorum, çok güzel ya. Geliyorsun, kendin kahveni basıyorsun. Hiç hani herhangi bir çalışana falan gerek yok. Kahveni basıyorsun. Gelip burada oturup içiyorsun. Kafanı dinliyorsun. Mesela ben bu köyde otursam her gün kesin buraya bir uğrardım yürüyüşten sonra. Şurada bir kitap okurdum herhalde. Evet, kesinlikle. Ruhum dinlendi ya. Gerçekten abartısı söylüyorum. Allah isteyen herkese gönlüne göre versin. Bana da şöyle bilmiyorum. Benim de gönlüme göre versin. Vardır bir hayalim herhalde benim. Her neyse, ben de kahvemi içeyim. Neyse, afiyet olsun bana. Erkan bitirdi galiba kahvesini. Evet. Arkadaşlar, bu arada hatırlatmamızı da yapalım sizlere. Lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın. Ya ben çok severek bu videoları çekiyorum. Her çekmemde de çok heyecanlanıyorum. Ya ölür müsünüz bir like, bir mesaj yazsanız? Çok güzel söyledin. Saçma sapan kanallar arkadaşlar izleniliyor. Yani vallahi billahi ben bazen böyle diyorum ki ya Şengül, bu kadar emek veriyorsun. Saçma sapan kanallar izleniyor. Ya ben verdiğim okay. Super. Dann bleibt sich genau Alkohol so warm. Ja, genau. Warm ist dann. Ja. Çocuk bizim şeyleri serine koydu, onu söylüyor. Ya o kadar saçma sapan kanallar izleniliyor böyle, bilmiyorum. Yani lütfen bizim de kanalımız izlensin. Ne güzel geziyoruz, heyecanımızı paylaşıyoruz. Birlikte büyüyelim. Büyüyelim, çok güzel yerler keşfedelim. Hatta bir mesajdan fazla yazabilirsiniz. Kızın 10 tane yazın yani. Hiç itiraz etmeyiz. Bizim amacımız da büyümek. İnşallah bunu da sizinle başaracağız. İnşallah. Ama ben her videoyu çekmemde, her gezmemde dediğim gibi çok heyecanla çekiyorum. Editlerken çok heyecanla editliyorum. Ha, şu tabii ki birden büyümek yani mümkün değil. Emek vermemiz gerekiyor. Asla da pes etmiyorum arkadaşlar. Etmeyeceğim de. Çünkü beni izleyen şu an nereden baksanız en az 300, 500, 700 kişi izliyor. Olsun, onlara da yani ben hani bu videolarımı heyecanla yaparım. Yani sizlere de, izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten destekleriniz daim olsun inşallah arkadaşlar. Tabii ki YouTube'da ben hani çok profesyonel olduğumuzu düşünmüyorum. Biz böyle biraz daha doğal, acemi yani, ama yine de güzel ya. Evet arkadaşlar, kısacası desteklerinizi bekliyorum. Bu videonun devamına geçmeden önce, şimdi abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen abone olun, yorum yapın, arkadaşlarınızla paylaşın. Evet arkadaşlar, biz de bunları aldık. Çiftçi bize bunu hediye etti. Hatta Erkan dedi ki ağacın yarısını yedik, ne olacak falan. Yok dedi, hiç sorun değil. Yani bilmiyorum, gerçekten çok çok sıcak kan. Hani kendimi Türkiye'de gibi hissettim. Çok iyi ya. Biz de ondan bal aldık. Bir de bunu aldık. Öyle yani. Şuraya bak. Ama bir dahaki seneye de kiraz mevsiminde buraya gelelim Erkan inşallah. He?
İnekler de bana bakıyor garip garip. Evet, bu görmüş olduğunuz, bakın arkadaşlar, inekleri burada şu şekilde eğitiyorlar. Buraya elektrik telleri çekiyorlar. Yani bu görmüş olduğunuz tellerde aslında elektrik var. Hayvanlar oradan hani karşı tarafa geçemiyorlar elektrik çarpacak diye. Bak mesela şu an kontrol ediyor herhalde. Yavrucuğum, elektrik yoksa sakın bana doğru gelme, tamam mı? Tamam mı kuzum? Bu Şengül çok korkuyor çünkü. Daha önce Erkan'ı biliyorsunuz kovalayan boğalar vardı. Artık boğalardan, ineklerden, hepsinden korkuyorum. Ya. Dediğim gibi buradaki teller elektrikli olduğu için geçemiyorlar. Yani bu şekilde eğitiyorlar. Hatta ahıra koyacakları zaman bile böyle şerit halinde bu telleri çekiyorlar. Şerit halinde inekleri o şekilde ahıra sokuyorlar. Alpakalar da tükürüyor mu acaba surata? Hangi cins bunlar? Bunlar deve cins, yani deve soyundan geliyor, evet, diye biliyorum. Yiyorlarmış bunun etini. Yani İsviçre'de çok tabii var. Eti yeniliyormuş. Eti yeniliyor bunlar. Evet. Ne yapalım hayatım? Gel gidelim. Gel. Hadi gidelim arkadaşlarımıza. Gel. Bir de Bekkis'in göl kenarını gösterelim. Aa, bu arada bakın, gölde hemen görünüyor karşıdan. Bakın güneş enerjili ışıklar da koymuşlar. Ay, bu arada alpaka da geliyor benim arkamda. Gelme lan. Erkan bak. Ya bu çiftliğin tavukları bile çok sıcakkanlı. Bakın hemen ben buraya geldim, hepsi buraya üşüştü. Bay bay. Çok memnun olduk. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere çiftliğinde biraz da bu tarafını göstereyim. Bakın kiraz ağaçları. Şimdi Vekkis'in göl kenarına gidelim. Sizlere biraz da orayı çekeyim. Erkan beni şimdi arabada bekliyor. Onu fazla bekletmeyeyim. Sizlere göstermek için arabadan indim ve burayı da çektim. Bakın karşıda da var. Gerçekten muhteşem. Evin işlemelerine bakar mısın? Tam eski İsviçre evleri. Evet arkadaşlar, buradaki parklardan birine arabamızı park ettik. Şimdi sizlere buranın, bu gölün etrafını çekmek, göstermek istiyorum. Bu arada benim en sevdiğim karavan. Çok güzel ya. Klasik arabaları ben gerçekten çok seviyorum. Bakın. Bugün hava inanılmaz sıcak arkadaşlar. İnsanlar kendilerini gölün kenarına atmış. Alo.
dün çiftliğe gittiğimizde bir şey daha öğrendim. Hı. Hani diyoruz ya biz lama mı alpaka mı? Hı hı. İkisi de deve soyundan geliyor fakat lamalar 140 kiloya kadar büyük oluyorlarmış. Daha yani kocaman, hı hı, daha büyük oluyorlar. Alpakalar diyor 60-70 kilo oluyorlar diyor. Hı hı. İkisinin eti de yeniyor diyor. İçinden canım, koşarak gel bana gel. Allah'ım Allah'ım, bu ne? Bu ne ya? Ördek yavrularını görüyor musunuz arkadaşlar? Şu ördek yavrularının tatlılığına bakın ya. Sanki evciler değil mi? Kimse onlara dokunmuyor. Zoomladım sizin için. Şöyle göstereyim. Evet, burada hayvanlar insanlardan kaçmıyor. Çünkü insanlar hayvanlara gerçekten zarar vermiyor arkadaşlar. Ne kadar güzel. Arkadaşlar, İsviçreliler spor konusu, yürüyüş konusunda gerçekten harikalar. Böyle yaşlıları olsun, gençleri olsun sürekli yürüyüş halindeler. Bisiklet sürüyorlar. Yani dediğim gibi spor konusunda acayip başarılılar. Yani kayak kaymalarını hiç söylemiyorum bile. 90 yaşındaki yaşlılarının bile harika kayak kaydıklarını gördük. Öyle yani. Şimdi göl kenarını gezdik. Hatta Instagram'daki arkadaşlarımız için güzel bir canlı yayın da yaptık. Gelen arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, şu ara sokağı arabadan geçerken gördüm ve çok beğendim. Sizlere göstermek istiyorum. Ay, şunların posta kutusuna bakar mısın Erkan? Ne kadar muntazam. Yani gördüğüm güzel detayları sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Evet, İsviçre'nin orijinal evleri. Böyle eski yapılar. Genelde evleri yıkmıyorlar. Dıştan renovere ediyorlar. Evet, şimdi arabamıza doğru gidelim. Birazdan vedalaşacağız arkadaşlar. Çok
güzel bir günü daha geride bıraktık ve sıra geldi kapanışa. Kapanışımızı nerede yapalım, nerede yapalım derken en güzel burayı seçtik. Gerçekten şu an harika görünüyor. Yani günün özetine gelirse harika bir gündü. Hava sıcaktı, insanlar dışarıdaydı. Hafta içi olduğu için aşırı kalabalık değildi. Güzeldi yani. Ben çok eğlendim, çok keyif aldım. Özellikle o kiraz ağaçlarının orada, yani o çiftlikte bayağı bir keyif aldım gerçekten ben. Gerçekten çok güzeldi. Orayı keşfetmemiz güzel oldu. Aynen, sayende. Sahibiyle de tanıştık. Rica ederim canım. Gerçekten güzel bir gün geçirdik. Çiftlik sahibi oraya bir tane böyle barakadan bir kafeterya yapmış. O kadar güzel ki anlatamam yani. Bana göre 5 yıldızlı yani. Aynen, bana göre de öyle. Zaten sizler de izlediniz, gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar, sizden destek bekliyoruz. Bunu her defasında söylüyoruz. Lütfen kusura bakmayın ama dediğimiz gibi biz böyle videoları çekerken çok heyecanlanıyoruz, çok keyif alıyoruz. Ama böyle daha çok arkadaşlarımıza ulaşsın istiyoruz. Bol bol yorum yapmanızı rica ediyoruz. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok memnun oluruz. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler. Hoşça kalın arkadaşlar. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.